Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizinle birlikte badem fidanlarını artık toprağa ekeceğiz. Aslında ben bu toprağa ekme aşamasını 3 Haziran'da yaptım ve bu videoyu 26 Aralık'ta yayınlıyorum. Yani aslında birazdan izlediğiniz video 3 Haziran'da çekildi. Ama şu anda yani geri kalanını çekimini yapıyorum. Bu bademlerin fidanını ilk önce çekirdekten oluşturduğum tarih yani 21 Temmuz 2019'da çekirdeği ekmişim. Yani neredeyse şu anda göreceğiniz fidanlar 2 yaşında ortalama. Yani bir sene 12 aya yakın, yani neredeyse tam 12 ay da değil de 1 sene 11 ay filan yaşları. Ve bunların içlerinde bir tanesinde nonpareil, bir tane de tozlayıcı Texas bademi var. Onları ayrıyeten aldım. Onların yaşı da 3 yaşında. Şimdi isterseniz fidanlarımızı ekelim, sonra tekrardan gelelim. Evet, şimdi şöyle çukurlarımızı kazdık. Şöyle. Burası 2 tane 3 metre aralıklı oldu. Şu sıra komple 4 metre. Şu kazıktan bir daha çekilecek. Bir daha şuna kazılacak. Şura 1. Şöyle. Komple çukur. Şu sıra arkadaşlar. Şimdi buralara bademlerimizi tek tek ekeceğiz. Çukuru şöyle işte. Derinliği de. Şimdi bunun içine bir tane de gübre dökeceğiz. Gübre döktükten sonra bademleri ekimimizi başlayacağız. Bademlerimizi böyle ektik. Şöyle. Şimdi bunlara sırık ekeceğiz yanlarına. Bazıları yamuk duruyor, bazıları böyle dik duruyor. Şöyle. Şu badem el badem gari, non pareil diye mi ne öyle geçiyor. Şöyle. Şurada küçük bir tane çam fidanım var. Burada çam fidan. Şu Texas bademi, şu nonpareil el bademi, şu el bademini tozlayıcısı. Şurada bir tane daha var. Şöyle. Şöyle. Şurada da şimdi böyle bir tanesini böyle çalının arasına barındırdık. Koyunlar yemesin diye, bakın şöyle. Şimdi bunların hepsine tek tek barlanması için üzerine çarık olacağız. Ve aynı zamanda yamuklarını düzeltmek amaçlı yanına sırık ekeceğiz. Bademlerimizi işte böyle en son etrafına çalı da koyduk. Koyunlar yemesin diye. Bakın şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Hepsinin üstünde çalı var. Şöyle. Şu tozlayıcı badem, Texas bademi diye geçiyor. Bunu araya ektim. Şurada bir tane çam fıstığı var. Çam ağacı, çam fıstığı. Ondan sonra şurada da nonpareil ağacımız var. Şu elde kırılan badem. Artık bundan diğer şu bademlerde aşı yapılacak. Burada en sonraki aşamada artık şurayı komple böyle sıra sıra buraya komple badem ekmeyi düşünüyorum. Yani burası komple badem doldurmayı düşünüyorum. Son durum böyle gençler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fidanlarını böyle ektik ve koyunlar yemesin diye şu anda onları da etrafını çevirdik. Ve şimdi bu bademlerin büyümesini bekleyeceğiz. Bu videonun bir sonraki aşaması artık meyve verme aşaması olacak. Ne zaman meyve verirlerse o zaman videoyu çekeceğim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi,
ve paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlar, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da ileride nasıl videolar istiyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ol.